Ladies and gentlemen, welcome to Health Tourism in Turkey. We are at the moment at Play FM stations in London. We are so excited. This is the first day of our program. Actually, I have very special guests in the studio. Actually, this program is quite important in terms of to promote health tourism in Turkey. And I have very, very important guests today. And firstly, I would like to welcome to Gitarminator, world famous guitarist. Hello, Gitarminator. How are you? Fine, thank you. Nice to see you today in the studio. Actually, you're welcome. How is everything going on? Oh, fine, actually, yeah. It's going fine, yeah. Very good. Actually, I was just came to London 2 days ago. That's quite excited to be in London and to make this program, actually. I would like to thank to actually my sponsors. Firstly, I would like to thank to Newest Plastic Surgery Center. It's a very unique plastic surgery center which is based in Istanbul. I would like to many thank to them. I would like to thank to ANF Consultancy Firm. I would like to thank to Ferai Polat. I would like to thank to Kent Hall Hotel, Tulip Holidays. I would like to thank to Charisma, my hair and beauty sponsor. I would like to thank to Aidan Smith firm, and I would like to thank to many others who support our programs, such as Pasha Hotels. And oh, Ellen, let me tell about how is the music, how is the life going on in London? Fine, actually, yeah, going is good, good. Yeah, it's all fine actually, and things are happening and taking off. Oh, we were just together in the studio, I think. A couple of months ago, I was in France, in Lyon, and a small holiday I made. Then it's nice to meet you again. Right. Yes, that's very good. Actually, just a second later, we're going to connect to a very successful doctor. Actually, Elif Eren Aydın. She is a plastic surgeon. And we're going to talk about plastic operations and why people going to Turkey to have these operations. And she's going to give us a lot of information about it. And if you have further questions to her, you can write to info@newaesthetic.com. You can write to info@newaesthetic.com. Also, you can dial telephone numbers, which is 0090-216-326-0257. They are listening now, and I would like to thank to Newest family. And also, I was there, it's a fantastic plastic center, surgery center, actually. They serve in the field of plastic surgery, with experienced staff and quality service. They specialized in the plastic surgery, but they do a lot of things such as hair transplantation. They do some laser treatment, anti-aging, and also they do some operations related to body shaping. So if you would like to take more information, as I mentioned, you can dial 0090-216-326-0257, or you can write to info@newaesthetic.com. Well, oh, it's actually very, very important, the health tourism in Turkey. As nowadays, Gitarminator, a lot of people, going to Turkey to have those operations. There are many reasons why people going to Turkey to have those operations. I can list, some of the issues, like the cost is quite cheaper than the other European countries. And also there is no waiting times. And also the destination, between UK to Turkey is quite close. It's around 3.5 hours, so it's quite reasonable distance to travel to Turkey. So if anyone would like to go to Turkey, I really would like, I'm happy to recommend some best hospitals and clinics to get operation
especially, you know, the health tourism in Turkey is specialized in the plastic surgeon area, dentistry and fertility, as well as eye operations, I can say. But the best solutions you can get, you know, in terms of the plastic surgery operations, you can go to Turkey and you can get those operations cheaper than other European countries. So, you know, at the first, I can really recommend New West at that point. And, well, no waiting times and cheap prices, I can say. Cheaper than other European countries, I can say. Yes. Well, what do you think about aesthetic operations, Gitarminator? Well, I'm not too sure about all that, but I'd love to go and do some gigs out there in Turkey. Oh, okay. You want to do gigs in Turkey. Yeah. So what I'm just asking about, what do you think about, like, doing operations in general wise, you know, like, do you think, you know, what is your opinions regarding to like kind of aesthetic operations? Well, I think it's good, actually, because, all people want to look as good as they can, you know, while they're alive, you know, you might as well do anything, you know, to look cool. Yes, actually, I also would like to do some in the future, you know, maybe some other things for my, I don't know, to my body, you know, reshaping when I get a little bit older. You know, even though if I am 70 or 80, I wish to look like 40. That would be good, isn't it? Some exercises might help as well. Yeah, sport is good and, you know, dieting. But on the other side, you know, technology is very high at the moment. You know, with the Kyalotes staff, you can get all sorts of operations, you know, in terms of you can get, you know, like breast surgery operations. You can get all sort of, you know, like if you like to lose weight, you can, you know, like tummy operations. You can have some facial surgery and so on. You know, technology is very high, and then later on, the process is quite good. And with the quality stuff, and you know, with the nice environment, you can have your operations, and also you can go to Turkey and go to nice places. One of the, you know, the nicest place in the world, I can say. I love Istanbul, by the way. Well, that's the sunshine. Yeah, I want you to be come with me next time, Gitarminator. I am here all the time, you know, like for many years we know each other, and it's very nice to, you know, to perform with you and to be with you, actually recording in the studio and giving concerts and so on. Well, that's nice. Okay, shall we give a song break? Then later on, I'm going to connect to Elif Eren Aydın. She's a plastic surgeon, and we're going to talk about plastic operations with her. Just a small break. We're back now, back to the studio, Gitarminator. Well, it's going pretty well, actually. You know, when I hear the sound of, firstly, you know, like the aesthetic operations, people, some people would be, oh, am I going to have operations and so on. But nowadays, actually, people quite, I think, brave, isn't it, to have the operation, because everything, the technology is very high, and it's not like like the old times. And, you know, the after the operation, the treatment process is pretty shorter than expected and everything. Those are the good issues, I think, isn't it? Yeah, I expect so, yeah. Yes, okay. Well, actually, at the moment, I have a special guest on the line. I would like to hello to Elif Eren Aydın. She's a plastic surgeon from Istanbul. She's on the line. Hello, Elif. Merhabalar, Elif Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sizleri programımızda ağırlamak çok güzel. Her şey yolunda aynı mı şekilde İstanbul'da? Yolunda, biraz sonbaharın mahmurluğunu yaşıyoruz ama işte her mevsimin aynı bir güzelliği var tabii. İstanbul her mevsim güzel aslında. Evet, gerçekten de öyle. Sizlere katılıyorum. Evet, Elif Hanım gerçekten Türkiye'de önde gelen, Türkiye'nin başarılı doktorlarından. She's one of the best, you know, the plastic surgeons in Turkey, Gitarminator, I would like to tell cool, you. Yeah. And she done many, many operations. She's gonna tell
us about what sort of operations she does actually. Elif Hanım, yapmış olduğunuz plastik estetik operasyonlardan birazcık bahsedebilir miyiz? Hangi operasyonları daha çok gerçekleştiriyoruz New Estetik'te? New Est'te. Tabii. Aslında New Est'te hemen hemen olabilecek tüm estetik ameliyat ama talep olarak öncelikli özellikle bu yaz dönemi öncesinde liposarçın konusunda çok yoğun talep oluyor hastalarında. Hı hı. Onun dışında meme estetiği, meme büyütme, meme küçültme ve rinoplastik yaptığımız ameliyatlardan. Tabii karın germe, popo şekillendirme, bacak şekillendirme ameliyatlardan daha talep doğrultusunda olan bir şey aslında. Mm-hmm. Okay, so at New West, you've done all sort of plastic aesthetic operations. Mostly you do liposuction, you do all sort of facial operations, rhinoplastic operations, you do breast augmentation, although breast reduction surgery, and so on. All sort of plastic operations you do. Çok güzel. Peki sonuçlar nasıl? Beklentiler tabii ki yüksek. Herkesin beklentileri farklı. Güzellik işin içine karışınca öyle değil mi Elif Hanım? evet. Tabii. Peki proses nasıl işliyor? Bazı insanlarda hani şöyle bir şey de oluyordur değil mi? Hani belki de hani gerçekten daha güzel gözükmek. Bir de hani bunun şeyi de yok, sınırı da yok. Güzelliğin, estetiğin öyle değil mi? Öyle tabii. Mutlaka biz bütün plastik cerrahi ameliyat aşaması ön görüşmedir bizde. Hı hı. Burada hastanın doktoru anlayabildiği kadar doktorun da hastayı çok iyi anlaması ve beklentilerini net olarak anlaması lazım. Yani bu liposuction ameliyatı için de öyle, meme estetiği için de, burun estetiği için de, popo estetiği için de, hepsi için. Şimdi tabii ki amaç da, ama güzelleştirirken de var olan doğallığı bozmamak. Bizdeki temel prensip, tüm tıpın temel prensip, hasta istiyor diye güzel olan bir şey de hani onun düşüncesi doğru olmayabilir. Yani biz doktor olarak onu doğruya yönlendirmekle yükümlüyüz aslında. Burada benim en çok inandığım prensip şu: doğru hastaya doğru. Eğer hastanın beklentisi gerçek değilse, mesela ne bileyim, pek çok hasta fotoğraflarla gelir. Özellikle bunu burun estetiğinde çok fazla yaşarız. Her kişinin burun ve çene yapısı, yüz kemiklerinin yapısı birbirinden farklı. Bunu hastaya benim net olarak anlatabilmem gerekir. Yani her kişinin yüz yapısı farklıdır, burun kemiği kıpırdar. Her ikisinin burnu tıpkı bir fabrikadan çıkmış gibi olmayabilir. Bizdeki amaç, benim ameliyatlarımdaki temel amacım aslında doğallığı bozulmamış, yapıldığı çok da belli olmayan ama yüzüyle uyumlu ya da vücuduyla uyumlu, estetik normlara uygun olan sonuçlar çıkarabilmek. Tabii böyle olunca da hem hastam memnun oluyor Okay, as I would like to mention that the pre-meeting she does, Terminator, like, is very, very important. She's explaining, like, because firstly, she has to see the, you know, like, the patient firstly and examine, you know, what needs to be done and so on, in critically. And then later on, she is looking what she or he, you know, expects, you know, regarding to the aesthetic operation. And then later on, they do all sort of operations, but also it is important if the body is going to accept it or not. And ayrıca Elif Hanım, yani vücudun bunu kabul edip etmemesi de önemli değil mi? Bir takım testler uyguluyor musunuz? Mesela bir kişinin, örnek veriyorum, belki bir çeşit estetiğe bazı rahatsızlıkları olabilir, uygun olmayabilir. Buna yönelik işte testler vesaire, bu tarz süreçlerde yaşanıyor mu ameliyat öncesi? Tabii. Genel testler vardır. Her
yapılan testler vardır. Bunun dışında başlangıçta kişinin belirgin bir astım olabilir, romatizmal hastalıkları olabilir, şeker hastalığı olabilir. Bunların kontrol altında olması lazım. Şeker hastalığı varsa 3 ay istiyoruz gibi. Ya da tiroid hastalığı varsa tiroid hormonlarının normal olmasını istiyorum gibi. Hem anestezik açıdan bu gerekli. Çünkü anestezi uzmanımız da hastaları. Hem de yara iyileşmesinin düzgün olması için gerekli. Hiç ameliyat edemeyeceğimiz grupta olan hastalar var. Onun dışında anestezi almasında bir sakınca olmayan, yara iyileşmesinde olumsuz etkileyen bir hastalığı olmayan kişiler rahatlıkla ameliyatlarına olabiliyorlar. Bunların arasında özellikle vurgulamam gereken çok hani alerjik bünyeli, aşırı derecede alerjik bünyeli kişiler ve özellikle cerrah olarak benim çok dikkat etmem gerekir. Evet. Yine anestezi uzmanımızın da çok dikkat etmesi gerekir. Görüntüden ziyade hastanın sağlığı önemli. Çünkü bazen hastalarım hani ısrarcı olabiliyorlar. Ne olur işte bu ameliyatı yapın, hani bir şey olmayacak. Ama bir vücutta güzel bir meme ya da güzel öncelik hastanın sağlığı. Kesinlikle katılıyorum size. The most important thing is health. Whatever happens, you know, if you like to have a, you know, the breast operation or face operation whatsoever, if your body is not, you know, suitable for that operation, they don't do it. They examine it first, the body and everything. Right. You know what I mean? Like, that's very important, actually. Yeah, of course. Yeah, I mean, if the person is healthy. Yeah. Yeah. So. Otherwise, because they take, you know, like before they faint, you know, they get medicines and everything. Right. So, because if your body is not accepted. No, that's right, yeah. Yeah, you got to be strong enough as well. Yeah, strong body, and maybe also maybe. The other issue is the age. And, yes, that's right, yeah. Peki yaşla alakalı olarak bir yaş sınırı var mı bu estetik operasyonların yapılmasıyla alakalı Elif Hanım? Yani şu yaşlar arasında daha uygundur şeklinde. Söyleyecek olursak vücudun gelişimini tamamladı, yani yüz kemiklerinin gelişimini tamamladı ya da işte vücutta memenin ya da kemik gelişimini tamamladı 18 yaşından sonra ameliyat yapmak uygun. Peki kaç yaşına kadar olabiliyor yani? Bu estetik ameliyatların kaç yaşına kadar bir yaş sınırı var mı? Yapılabilmesiyle alakalı. Belirgin ameliyatlarda aslında üst yaş sınırı yok. Aslında bir burun estetiği için aslında üst yaş 50'li yaşlardan sonra hastaların bir takım ailesel hastalıkları daha ön plana gelebilir. Mesela yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı ya da şeker hastalığı gibi. Belli bir yaşın üzerinde de eğer anestezi almasında sakınca yoksa onları da ameliyat edebiliyoruz. Mesela yüz germe hastalarımız zaten ileri yaş hastalar. Evet. Burun estetiğinde yine belirgin bir sınır yok. Bir dokuyu şekillendirmekle hani çok ileri yaşta 50 yaşın üzerindeki bir dokuyu şekillendirmek aynı şey değil. Yani aynı derecede güzellik sağlar. So there is not kind of really generally a limitation on the age side in terms of facial surgery or, you know, for, you know, the most different type of aesthetic surgery. But, you know, after 18 years it is possible. And also, but the issue, I think, is like to getting anesthesia, you know, to before you get faint. And you got to be strong of to course, get it. Yeah. Well, you could pass out. You know, yeah, that's the life, that's the health. You might not recover. The older people might get a heart attack or something. You see. Evet, telefon numaralarımızı hatırlatalım mı Elif Hanım? Sizlere ulaşmak isteyen hastalarımızla alakalı olarak. Tabii. 0216 alan koduyla 326-02-57-58 numaralardan bize ulaşabilirler. Mail adresinizi de verelim. info@newesthetic.com. Okay, if you'd like to more information, you know, you can dial 0090-216-326-0257
or 58. Or if you have further questions to Dr. Elif, you can write to info@newaesthetic.com. info@newaesthetic.com. Well, Elif is very good. Evet Elif Hanım, peki sizin en başarıyla yaptığınız, tabii siz hepsini çok başarıyla yapıyorsunuz, sizlerle tüm operasyonlarda evet. Gerçekten çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Peki en çok böyle çekindiğiniz, hani operasyon yaparken, tabii yıllardır kim bilir kaç tane operasyon yapmışsınızdır, sayısını hatırlıyor musunuz bu arada? Yok. Hatırlamıyorsunuz. Sayı evet söylemeyeceğim. Çok net hatırlamıyorum. Çok fazladır herhalde. Peki en çok böyle çekindiğiniz noktalar oluyor mu? Mesela hani şu ameliyatı daha rahat yaparım ya da şunda daha biraz çekiniyorum gibi bir duygu oluyor mu sizde? Hani tıpta tabii ki her şeyi bir şey var, prosedürleriyle vesaire, ama hani bunu tehlike anlamında ya da böyle ne bileyim belki bir hani risk anlamında söylüyorum. Belli bir ayrım yapabilir miyiz, yoksa hepsinde eşit mi sizin için? Yani şöyle sorayım, iyileşme süreciyle alakalı vesaire. Şimdi benim için asıl olan şu aslında, ben ameliyata girerken ameliyattan mutlu bir şekilde çıkmak istiyorum. Yani doğru, benim mutluluğumu sağlayan şey de aslında hastama bir şey yapmak. Yani bu benim için çok çok önemli. Yani o bilmeliyim ki hani hastam uyandığı zaman ve gördüğünde hani o onu mutlu edecek. Çünkü biz doktorlar aslında aramız mutlu olduğu zaman daha mutlu olan bir meslek grubuyuz. O yüzden ona diyorum yani sırf hasta istiyor diye, yani öyle ben kendim uygun bulmadığım halde sırf hasta istiyor diye bir takım ameliyatları o yüzden yapmaktan çekiniyorum. Yani böyle de olması gerekir zaten. Önemli olan benim için doğru olanı yapmak ve iyi sonuç alabileceğimiz bir şeyi yapmak. Evet, ameliyatlarda da özellikle buna dikkat ederek yaklaşıyorum. Bence de zaten temel estetik cerrahi aslında çok göreceli. Yani cerrahlar arasında bile fikir ayrılığı olabiliyor. Bana göre çok güzel olan bir şey ya da bana göre hiç de güzel olmayan bir şey bir başka cerrah bir ameliyat sonucu olarak gösterilebilir. Birazcık bence bunda estetik normlar ya da işte estetik öngörünün iyi olması gibi bir şey var. Yani o da hani ameliyat yaptıkça ne kadar deneyim gerektirdiği gibi bir de kişinin de kendi estetik görüşünün iyi olması gerekiyor. Experience is quite important. Hani, ben kendime güveniyorum. Temel prensibim de dürüstlük açıkçası. Çekindiğim tek bir şey var. Hasta sıfır hasta istiyor diye o ameliyatı yapmıyorum. Yani doğru olanı yapmak asıl çaba. Kesinlikle size katılıyorum. Hastanın gerçekten bunu kaldırması hem psikolojik olarak, öyle değil mi? Hem ruhen hem vücuden bunu kaldırması çok önemli. This is very important if you could if the person is could able to handle this operation or not. So this is very important for her. She has so many experiences and she done so many operations. She quite trusts herself. So she's a very successful doctor from Turkey. And I really I'm very happy to speak with her. Ben çok teşekkür ediyorum Elif Hanım, hattımıza bağlandığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yayındaki sizi dinleyen tüm dünyaya diyeyim. Ben kısaca Newest Plastik Cerrahi dinleyenleri söyleyeyim. İstanbul Estetik Cerrahi'nin merkezlerinden bir tanesi konumunda. Nimes Plastik Cerrahi Merkezi de gerek sterilizasyon koşulları olsun gerek hastaya güvenerek gelebilecekleri bir merkez. Zaten gelenler olursa görecekler, burası aslında bir aile ortamı gibi. Biz hastamızı ameliyat aslında kişinin kendisini mutlu hissetmek için yaptırmış olduğu bir şeydir. Yani bu ameliyat sürecinin de minimum stresle, en az stresle geçmesi için çabalamak gerekir. Biz de buna özellikle dikkat ediyoruz. Üniversite
güvenerek gelebileceklerini bilmelerini istedim. Çok teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim yayına katıldığınız için. Kocaman sevgilerimizle Londra'dan sizlere ve New West ailesine. Çok sağ ol. Evet, New West ailesine çok teşekkür ediyoruz. You know, it's a very nice family, New West. It's a friendly environment there, you know, when the patients go there and everything. They can pretty trust them and, you know, relax and get what they need to have in terms of the treatment and everything. Thank you, New West. Now, we're giving a small break now. We're going to, for advertisements, then we're going to go back. Ladies and gentlemen, we're going on Cut Nice from London Studios. We just had a cut. Nice chat with Dr. Elif Eren Aydın from New West. And I would like to thank again to them, to New West family. Well, Ellen, we're going to do some music a bit later. So a lot of our fans are waiting for us as well. Today I didn't bring my guitar. You asked me, where is your guitar? But next time I'm going to bring. But we're going to do a live song together, one live song. Yeah, next time I bring my electric guitar then. Oh, yeah, yeah. that's great, actually. Well, I have another guest, actually, from Turkey, from ANF, International Education Consultant Firm, Feray Polat. She is the owner of the firm, and we're going to talk about some important issues with her regarding to language education, you know, who people would like to come to abroad, to UK or to America to get, you know, to get some language, like English language skills, you know, to develop. Because some people, you know, who would like to go, it's always good to get education, you know, internationally, in terms of to improve yourself and so on. You know, for example, if you'd like to be a doctor, or, you know, to also to have another occupation or certificate or something, it's always good to get that experience. And we're going to talk about those issues with Feray, and also we'll talk about some issues regarding to you know, like students when they come to UK, if they have, you know, a health problem, let's say, what they should do in terms of, you know, where they need to go and so on. We're going to talk about it. And just a second later, we're going to connect to Feray Polat, and then we're going to give a small break, and then we're going to do a live music. And I was talking about those issues, like, actually, there are so many connections in this program, actually, because the very important thing I always would like to promote, the education is very important. And on the other side, we're talking about health tourism to promote Turkish health tourism. And we are also making music here. And also this program is involving art, so this is quite good. We are integrating many things together. And I think my guest is on the line. I would like to thank to Feray Polat. Merhaba, Feray'cığım, nasılsın? Merhaba. Çok teşekkür ederim Duygu. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Her şey güzel. Stüdyodayız, Londra'dayız. Oralarda nasıl her şey? İstanbul'u şimdiden özledik diyebilirim. Gerçi çok iki gün güzel, oldu İstanbul ama. İstanbul her zamanki gibi güneşli. Gayet güzel. Süper. Evet, Feray Polat, she's, you know, very successful businesswoman from Turkey. She has a company, as international education consultant company she has. Feray'cığım, iki tane önemli konudan bahsedeceğiz dedik seninle. Bir tanesi yurt dışında dil eğitimi. Örneğin işte tıp eğitimi almak isteyen ya da farklı bir meslek sahibi olmak isteyenler yurt dışında dil eğitimi almak istediklerinde ne gibi bir süreç onları bekliyor? Neler yapmaları gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Elbette Duygu. Doğru anladıysan zaman zaman kesiliyor. Yurt dışı dil eğitimi dedin değil mi? Tıp eğitimini. Gayet net geliyor. Stüdyoda herhangi bir sıkıntımız yok. Sesin full net geliyor. Hiçbir kesinti yok yayında. Her şey okey. Evet. Tamam, çok güzel. Yurt dışın eğitimiyle ben ilgili olarak. Ben kısa kemerliğinden bahsedeyim. Lütfen. Önce ENF'den birazcık bahsedelim. Tamam. Biz ENF yurt dışı eğitim danışmanlığı olarak 16 yıldır yurt dışı eğitim sektöründe hizmet veriyoruz. Hı hı. Daha ağırlıklı dil eğitimine ama mesleki programlara, iş İngilizcesine, yaz okuluna, sertifika ve diploma programları, sınav hazırlık kursları gibi programlara da öğrenciler yerleştiriyoruz. 12 ülkeyle çalışıyoruz. Evet. Ama listenin başında İngiltere yer alıyor. Çünkü en çok tercih edilen ülke İngiltere. Biz bu ülkelerdeki okulların, bazı eğitim kurumlarının resmi temsilciliğini yapıyoruz. Ve temsilciliğini yaptığımız eğitim kurumları bulundukları ülkelerin yetkili kuruluşlarınca onaylı. Bu oldukça önemli bir nokta olduğu için belirtmek istedim. Evet. Dediğim gibi İngiltere başında geliyor ülkelerin. Dil eğitimi daha çok işte 8 yaştan itibaren başlıyor ya da okulunu da kapsayacak şekilde çok geniş bir yelpaze olduğu için en çok tercih edilen konu dil eğitimi elbette. Ama bunun dışında mesleki eğitimler de var. Senin de söylediğin gibi tıp eğitimi var. Öğrencilerin tercih ettiği programlarda. Evet. So the mostly the people is like preferring this quite interesting Guitar Minator. UK, United Kingdom, England, you know, to come to UK to get like English lesson, to get language lessons. So there are so many countries they are working with, Farah is talking about. So, but mostly it is, you know, the people who are going to UK, they are getting some more, you know, the language skills in terms of to develop their English and they come here. Yeah. Evet, Guitar Minator da iyi fikir diyor. Gerçekten katılıyor yani İngiltere için. Evet, kaç yıldır faaliyet gösteriyorduk ENF olarak? 16 yıl. Doğrudur. 16 yıldır biz sektördeyiz. ENF is in the sector for 16 years. Ve dediğim gibi 12 ülkeyle çalışıyoruz. They work with 12 countries. Beşiktaş ofisimiz. I'm still learning myself. Yeah, they based in Beşiktaş in Istanbul. Right. Very nice place actually, Beşiktaş. I like those areas. Very close to sea. Oh, great. Yeah, it's very good. Peki bu şekilde. Peki Feraycığım, yurt dışında öğrenci olarak geldiği zaman kişiler herhangi bir hastalıkla karşılaştıkları zaman ne yapmaları gerekiyor? Nereye başvurmaları gerekiyor? Evet, bu oldukça önemli bir konu aslında Duygu. İngiltere'nin Türk öğrencilere sunduğu bir sağlık hizmeti var elbette. Ancak öğrencinin bu hizmetten ne oranda faydalanacağı aldığı vize tipiyle belirleniyor. National Health Service, yurt dışından gelen uluslararası öğrencilere hizmet veriyor. Türk öğrenciler için konuştuğumuz zaman eğer İngiltere'de 26 hafta, yani 182 gün ya da daha uzun süreli eğitim alacak olan bir öğrenci National Health Service bünyesinde sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Şayet öğrencinin İngilizce dil eğitimi süresi 26 haftanın altındaysa bu durumda yalnızca acil sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu sebeple biz öğrencilerin çoğunu, şayet öğrenci uzun dönem eğitim almak istiyorsa 26 haftanın üzerinde gitmeleri yönünde bilgiyi veriyoruz. Çünkü pek çoğu bu bilgiye sahip değil. So they prefer to go to 26 weeks to, you know, to get the education. Örneğin 2 ay ya da 3 aylık bir eğitim alacaksa o zaman da biz Türk öğrencilere buradan bir sağlık sigortası yaptırarak muhakkak o şekilde çıkmalarını. Yani daha az süre olursa bir sağlık sigortasını öneriyorsunuz yurt dışına çıkmadan önce. Evet, mutlaka sağlık sigortası Türkiye'den yapılmalı. Şayet uzun dönem gidiyorsa öğrenci 26 hafta ve üzeri, buna hiç ihtiyaç yok çünkü İngiltere zaten öğrencilere bu hizmeti sağlıyor.
Evet, çok güzel. So if they have a problem, they can go to NHS National Health Service, but it's good to go if they would like to go to abroad. It's good to go more than 26 weeks. If they go less than that, it's better them to get health insurance before they go to UK. That's very good. Evet Feraycığım. Gerçekten bunlar çok önemli konular. Çünkü sağlık deyip geçmemek lazım. Evet. Programımızda Health Resume in Turkey. Evet. Türkiye'den bu tarafa gelen gerçekten çok ciddi sayıda insan var. Hem dil eğitimlerini geliştirmek hem kendilerini geliştirmek için gelen. Tabii ki sağlık bu belli olmuyor. Her an insanın başına her şey gelebiliyor. O yüzden her şeyin gerçekten tüm full bilgisini alarak gelmek de önemli. Verdiğin değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum Duygu, konuk ettiğiniz için. Evet, birazcık da ENF'in vizyonundan bahsedebilir miyiz? ENF nereye gidiyor? Bundan sonraki hedeflerimiz neler şirket olarak? Şirketin sahibi olarak. Bir şirket olarak Türkiye'de şu anda yaptığımız önemli bir çalışma var aslında. Bizler bir dernek üyesiydik zaten. Yani işte 40 Türkiye'de yaklaşık 400 tane yurt dışı eğitim danışmanlığı var. Ancak biz 40 firma olarak bir dernek üyesiydik. UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği. Şimdi bunu bir adım öteye taşıdık. Öğrenciler için, öğrencilerin daha kaliteli hizmet alabilmeleri için. Şimdi biz direkt milli eğitime bağlanacağız bir müddet sonra. Ve o şekilde hizmet vermeye başlayacağız. Çok güzel. Çünkü hepimizin amacı, biz hep öğrencilere bunu söylüyoruz, hepimizin amacı elbette para kazanmak ama birinci amacımız bu olmamalı. Biz ENF olarak birinci amacımız öğrencinin gittiği okulda başarılı olması, verim alabilmesi. Doğru. Kaldığı kısa süre ya da uzun süre, neyse o süre boyunca aldığı eğitimden memnun kalması bizim birinci hedefimiz. So the most important thing for ANF is to get best results for the students when they go to abroad in terms of to get best education and best results. It's very important for her. Feray, bir de ANF'e ulaşmak için hangi telefon numaralarına ulaşacaklar? Bir de mail adresini de alalım senden. Tamam. Telefon numaralarımız 0212 Avrupa yakası 259-0774. İnternet adresimiz www.afegitim, yani afegitim.com. Okay, so if they would like to, you know, the students would like to get more information, they can go to www.afegitim.com, like afegitim.com. They could go there and they would like to get more information. And Feraycığım, bir de şunu soracağım. Peki dil eğitimiyle ilgili yurt dışına birçok ülkeye gönderiyorsun. Sadece İngilizce eğitimi değil, değil mi? Bunlar hangi başka diller var eğitimle ilgili gönderdiğin her dilden? Evet. İngilizce eğitimi için İngiltere, Amerika, Avustralya, diğer dillerle alakalı ve Kanada'ya ve Malta'ya öğrenci gönderiyoruz. Ama bunun dışında Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve bir de Çin var ülkelerimiz arasında. Bunlara da o ülkelerin dilleri için öğrenci yerleştiriyoruz. That's very good. That's very interesting. Terminator also. This company ANF also they send students to France, to Italy and to other countries, you know, like to Germany, you know, to learn those countries' language. That's quite important also, you know, like to, because one person to be an international, like it's good to know many languages as possible. Sure, I started to learn French actually. I'm good at German. I improved it in Switzerland. So in France, I was really, by the time later, you're getting know, you know, you're understanding what they're saying. Because when you stay in that place, you're getting know and so on. Feraycığım, tekrar çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum Duygu. İyi yayınlar diliyorum Çok size. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşça kal. Sevgiler. Okay, ladies and gentlemen, we're just giving a small music break and then later on we're going to make live music together with Guitarminator. Stay with us. Kıbrıs ve İngiltere'nin Türkçe hit müzik istasyonu. Günün 24 saati Play FM.
ladies and gentlemen, we're back to studios now. Yeah, we're very excited today, actually. Actually, each time I see Guitarminator, I get a very positive energy, you know, because when I see him, that's enough for me. Cool. That's really true. Thank you very much. Actually, there is a friend of yours, Jennifer, also is listening to us. So Guitarminator saying hello to Jennifer and Jennifer's two cats. We are kissing the cats. And I would like to say hello to our fans. Sevenlerimize kocaman sevgiler, kocaman öpüyoruz onları. Türkiye'ye de kocaman selamlar. Bizi dinleyen herkese, aileme diyoruz. And I would like to thank to my main sponsor. I would like to thank to Newest. Also, I would like to thank to ANF consulting firm. I would like to thank to my traveling sponsor, Tulip Holidays. I would like to thank to my accommodation sponsor, Kent Hall Hotel. I would like to thank to Aydan Smith Chartered Accounts. I would like to thank to Pasha Hotels. Also, I would like to thank to my hair and beauty sponsors, Charisma. I would like to thank to them very, very much. And later on, 1 month later, we're going to be here live at Play FM Studios. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye sevgilerimiz ve selamlarımızla. Now we're going to do a live song together with Guitarminator from Şebnem Ferah. Şimdi güzel bir şarkı geliyor. Programımızı bu şarkıyla tamamlayacağız. Canlı müzikle, Guitarminator'la. Let's play Guitarminator and I'm going to sing this song. Ve bu şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum söyleyerek canlı yayında. Thank you very much. Thank you, Guitarminator. I would like to thank to you, thank you very much for coming to Play FM Studios. Thank you very much. I'd like to see you again. Yeah. I'd next like time, to thank I'll bring to my guitar along. Okay. Electric guitar. I'd like to thank to Play FM listeners. I'd like to thank to my fans and everybody from all around the world who listen to us. So next month, at the same time, we will be here. Stay with us. Stay at Play FM. See you later.